Eczaneleri sunar. Yapı otomatik panjur ve kapı otomasyonları nöbetçi eczaneleri sundu. Sultan Şehrin İlk Televizyonu Sivas Radyo Televizyonu'ndan mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 12 Mayıs 2017 günlerden Cuma. Günün öne çıkan gelişmeleriyle SRT Ana Haber başlıyor. Engelliler bir günlüğüne asker oldu. Polisten sürücülere hediyeli denetim. Engelli öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber bülteninde. Bültenimiz ayrıntılarla devam ediyoruz sevgili seyirciler. Dün gece saatlerinde Sivas'ta hafif şiddette deprem meydana geldi. Bazı vatandaşların hissettiği deprem AFAD verilerine göre 3.8, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre Sivas'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise saat 00.06'da Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sevgili seyirciler, Sivas'ta temsili askerlik uygulaması kapsamında engelliler bir günlüğüne de olsa askerlik yapmanın heyecanını yaşadı. Engelliler Haftası kapsamında Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda bugün bir program düzenlendi. Programa Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Sivas Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Adnan Orhan, il protokolü ile diğer davetliler katıldı. Programa aileleriyle birlikte gelen zihinsel, bedensel ve işitme engelli bireyler, askeri bot ve kamuflajları giydikten sonra eğitim alanına çıktı. Daha zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek şairan. Kışlada vatani görevini yapan askerler, burada komutanlarının gözetiminde engelli bireylere eşlik etti. Engelliler asker selam vermeyi, rahat ve hazır ol gibi komutlarda nasıl durulacağını öğrendi.
Selam ver. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile engelli gençler ellerini Türk bayrağı ve silahların üstüne koyarak ant içti. Programın sonunda Vali Gül, Tugay Komutanı Kip ve Jandarma Komutanı Şen, engelliler eğitim merkezine katılım belgesi verdi. Sağ ol. Programda engelli askerler adına konuşan Furkan Alper Kılıç, bir gün de olsa askerlik ocağında olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bir günlük dahi olsa bu kutsal ocağa katılmış bulunuyoruz. Engelli annesi Elif Karaçamsa, engelli aileleri olarak çocuklarını askeri formayla görerek hayallerini gerçekleştirdiklerini belirtti ve çocuklarıyla gurur duyduklarını dile getirdi. Ne kadar askere gönderemeyeceğimi bilsem de asker ocağında senin bu üniformanın içinde görmek beni hem çok mutlu etti hem de çok gururlandırdı. Ben de her anne gibi vatanın sana seni Allah'a emanet etmek isterdim. Yine de bana bu güzelliği lütfettiği ve bu güzel duyguları yaşattığı için Allah'ıma şükürler olsun. Bugün burada bir hayalimizi gerçekleştirdi. Benim canım oğlum bayrağımızın gölgesinin altında ant içerek bu şanlı orduya katıldı. Askerlik hizmetinin Türk milleti için ne kadar kutsal bir görev olduğunun en büyük örneği sizlersiniz diyen Tugay Komutanı Mehmet Kipse şunları kaydetti. Hayat şartlarınızı ağırlaştıran engellerin sizi muaf olduğunuz bu kutsal ve kutsal olduğu kadar da onurlu olan askerlik hizmetinden alıkoymasına razı olmadınız. Bugün buraya gelmekle şerefle taşınan bu askerlik üniformasını giymek suretiyle vatan ve askerlik sevgisinin büyük gücü karşısında engellerin nasıl aşıldığını gösterdiniz. Milletinin bağrından çıkan ve onun ayrılmaz parçası olan Mehmetçik'le silah arkadaşı oldunuz. Ayrıca sevdiklerinizin, ailelerinizin, misafirlerin ve komutanların şahitliğinde kutsal bayrağımızın gölgesinde arkadaşlarınızla omuz omuza silahlarınıza el basarak yemin ettiniz. Sevgili seyirciler, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bugün bir uygulama gerçekleştirerek emniyet kemeri kontrolü yaptı. Ekipler kurallara uyan sürücülere araç kokusu, kalem, anahtarlık, şapka, çocuklara ise balon hediye etti. Sivas-Ankara Karayolu üzerindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uygulama yapıldı. Şube Müdürü Feyzullah Dursun durdurulan araç sürücülerini kendilerini yorgun hissetmeleri durumunda kesinlikle mola vermeleri, hız kurallarına uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Öncelikle kemer taktığınız için teşekkür ederiz. Biliyorsunuz trafikte emniyet kemerlerinin ne kadar can kurtardığını, buna benzer işte güvenli bir seyahat yaptığımızda, aracın herhangi bir darbe aldığında, işte beyin travmaları, kafadan çarpma şeylerinde emniyet kemerinin %90 civarında daha üzerinde kurtardığını. Şu anda baktık gerçekten emniyet kemerini takacak. Polis ekipleri uygulama kapsamında durdurulan sürücülere ve yolculara Emniyet Genel Müdürlüğü logolu araç kokusu, kalem, anahtarlık, şapka, araç içerisinde bulunan çocuklara ise balon hediye etti. Sürücüler ve yolcular ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek ekiplere teşekkür etti. Vallahi yani teşekkür ederiz. Biz de yolculuğa çıktık. Elazığ'a doğru gidiyorduk. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız düzenlediği basın toplantısında üniversitede devam eden çalışmaları anlattı. Rektör Yıldız üniversitedeki konuk evinde düzenlenen basın toplantısında üniversitede devam eden çalışmaları anlattı. Öğrencilere yönelik yaptığımız çalışmalardan bir tanesi şuydu. Biz normalde saat 11'den 1'e kadar, 1.30'a kadar öğrencilere öğle yemeği veriyoruz. Ama ikinci öğretimde okuyan öğrenciler bu imkanlardan yararlanamıyordu.
Şu an saat 11'den akşam saat 7'ye kadar yemekhanemiz açık. Yıldız bazı akademik personellerin kadrolarının değiştiğini belirterek bu konuda yapacakları çalışmaları anlattı. Ünvanı değişen hocalarımıza bir yemek düzenledik. Örneğin ilk kez yardımcı doçent oldu yahut doçent profesör oldu. Onlarla bir araya geldik. Onlara bir belge verdik. Birlikte yemek yedik. Normalde senede bir kez yapılıyordu bu ve genel olarak yapılıyordu. Biz bunları akademik kadrolara atanma yapıldıktan sonra yapmaya başladık. Ve ilk kez üniversitemize giren hocalarımıza bilgisayarlar verdik. Dil problemi yaşayan öğretim üyelerine ücretsiz dil kursu verdiklerini söyleyen Yıldız, bu sayede eğitimde daha etkili olunabileceğini kaydetti. Demiştik ki yabancı dil problemi olan öğretim üyelerimize yabancı dil kursu vereceğiz ve ücretsiz vereceğiz. Bunu da gerçekleştirdik. CÜSEM tarafından YDS kursu yaptık. Ve bu YDS kursunda 44 öğretim üyesi katılmıştı. Bunlardan 32'si yabancı dili geçti. Spor alanında da birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini kaydeden Yıldız, bunlardan en önemlisinin Tahakkül Spor Salonu'nun açılışı olduğunu dile getirdi. Sportif faaliyetlerde oldukça iyi bir duruma geldik. Tahakkül Spor Kompleksini açtık biliyorsunuz. Buradaki kullanılan malzemeler Türkiye'de kullanılan malzemelerden çok daha iyi durumda. Örneğin hocam söylemişti daha önceden. Galatasaray, Fenerbahçe kulüplerinin kullandığı malzemelerden daha iyi durumda. Ve dünya çapında organizasyon yapacak durumdayız. Biz Tahakkül Spor Kompleksinde. Hastanede gerçekleştirilen faaliyetleri de anlatan Yıldız, halkın hizmetine sundukları çalışmaları anlattı. Hem araştırma uygulama hastanemizde hem de diş hekimliği fakültemizde 15 Temmuz Şehitler Kliniği açtık. Yine Türkiye'de bir ilk diş hekimliği fakültesinde açtığımız ünit sayısı 41. Ve burada şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik çalışmalar başlattık. Diş taramaları, diş tedavilerini başlattık. Valiliğimizle ortak bir projeydi bu. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanlığı ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği bugün basın açıklaması düzenleyerek Atatürk'e hakarete tepki gösterdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve manevi kızı Afet İnan'a yönelik olarak kullanılan hakaret içerikli ifadelere CHP İl Başkanlığı'ndan ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'nden tepki geldi. CHP İl Başkanı Ulaş Karasu basın açıklamasında Atatürk'e iftira atan kişilerin neye hizmet ettikleri ortadadır diyerek tepki gösterdi. Bu iftiraları atanların hangi düşünceden geldikleri ve neye hizmet ettikleri ortadadır. Atatürk 24 yaşında başladığı askeri kariyerini Şam'da, Trablusgarp'ta devam etmiş, Çanakkale'de bir destan yazarak 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirmiştir. Daha sonra Sevr Anlaşması'nı yırtmış atmış, Anadolu'da direnişi örgütlemiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve 7 düveli dize getirerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğunu hatırlatan Karasu, herkes haddini bilecek dedi. Bugün ona saldıranların dedeleri geçmişte düşmanla işbirliği yaparken Atatürk ve silah arkadaşları ülkeyi kurtarmışlardır. Herkes haddini bilecektir. Bugün oturduğu koltukları Atatürk'e borçlu olanlar ona ve aziz hatırasına saygı göstermek zorundadırlar. Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'nden geldi. Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin kurtarıcısı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e son günlerde sözüm ona tarihçileri iftira dolu saldırılar başlamıştır. Dernek Başkanı Nurten Yanalak, bu ülkenin kurtarıcısına saldırıp iftiralarla dolu söylemlerde bulunmaktalar diyerek savcıları göreve çağırdı. Atatürk'ün annesi veya babasının kim olduğu veya ne yaptıkları önemli değildir. Önemli olan Atatürk'ün bu ülkeye ne yaptığıdır. Ensar Vakfı'nda onlarca erkek çocuğuna tecavüz edilirken ses çıkarmayanlar, kız yurtlarına kız çocuklarına taciz ve tecavüz edilirken susanlar, bu ülkenin kurtarıcısına saldırıp iftira dolu söylemlerde bulunmaktadırlar. Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi olarak atamıza yapılan bu çirkin iftiralar dolu saldırıyı şiddetle kınıyor ve Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve çağırıyoruz. Bu bir suç duyurusudur ve savcılığa ihbar ediyoruz.
Sevgili seyirciler, Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada kadın terli içerisine gizlenmiş şekilde 940 gram esrar ele geçirildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan arama sonucu kadın terli içerisine gizlenmiş şekilde 940 gram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Gürün ilçesi Bahçeiçi Köyü, Malatya-Kayseri D300 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında Bitlis istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste narkotik köpekle yapılan aramada bir şahsa ait çanta içerisinde 4 adet kadın terliğinin içerisine gizlenmiş şekilde 940 gram reçine esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sivas İl Özel İdaresi'nin Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ve Dosteli Derneği'nin katkılarıyla Ahmet Türkseven ilk ve ortaokullarında oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Yaşayan Kütüphane Projesi adıyla Ahmet Türkseven ilk ve ortaokuluna kütüphane kazandırdı. Okul içerisinde kütüphane yapılmak üzere ayrılan bölümün duvarları üniversite öğrencileri tarafından boyanarak yenilendi. Dolaplar, masalar ve perdeyle yeni bir görünüme kavuşan kütüphaneye İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla 800'e yakın yeni kitap kazandırıldı. Düzenlenen açılış programına Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ayhan Bülbül, Dosteli Derneği Başkanı Hüseyin Akpolat, proje sorumlusu yardımcı doçent doktor Hatice Güngör Seyhan, Ahmet Türkseven Okul Müdürü Sebahattin Eker ve projede yer alan öğrenciler katıldı. Kütüphane açılış programında konuşan proje sorumlusu yardımcı doçent doktor Hatice Güngör Seyhan, öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Öğrencilerimiz merkezinde içeride köy okullarından eksiklerine yönelik projeler sunmaktadır. Bu kızlarımızla ve öğrencilerimizle bu okulumuzda kütüphane eksikliği olduğunu öğrenciler bu bilgiye ulaştılar. Bir dönem boyunca bu ders kapsamında buraya gelerek bu kitaplığı, bu kütüphaneyi oluşturdular. Kendilerine, sizin önümüze teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. İnşallah öğrenciler için faydalı bir proje olmuştur. Okul Müdürü Sebahattin Eker ise okullarına kazandırılan kütüphaneden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüz, özel idaremiz, işte birkaç tane hayırseverimiz kendilerine destek verdiler ve güzel bir çalışma sonucunda böyle şirin, küçük bir kütüphaneye kavuştu okulumuz. Yaklaşık 2000-2500 TL civarında kitap kazandırdılar. Bir kısmını hayırseverlerden, bir kısmını özel idare kaynaklarından okulumuza şirin bir kütüphane kazandırdılar. Emeği geçen herkese, öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Sivas'ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrenciler bugün kendi yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermek üzere postanenin yolunu tuttu. Engelli öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup. Tamam. Buraya yapıştırıyorsun, gel. Tamam. Gelirsin. Gelin. Sivas'ta özel eğitim merkezinde eğitim gören zihinsel ve fiziksel engelli öğrenciler PTT Sivas Şubesi'ne giderek yazdıkları mektupları postaladı. Memurların yardımıyla mektuplara pul yapıştıran öğrenciler mektupları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderilmek üzere memurlara teslim etti. Sivaslı cam üfleme sanatçısı Halil İbrahim Mert, cam üfleyerek elde ettiği Kangal Köpeği eserleriyle Sivaslılara cam üfleme sanatını sevdirdi. Sivaslı cam üfleme sanatçısı Halil İbrahim Mert, yaklaşık 20 yıldır bu işle geçimini sağlıyor. Mert baba mesleğini Sivas Valiliği'nin geliştirdiği bir proje kapsamında 10 yıldır Sivas'ta yapıyor.
Mert Sivaslıların eserlere olan ilgisinin düşük olduğunu görünce Sivaslıların çok sevdiği kangal köpeklerini kristal camdan üretmeye başladı. Kristal camdan yapılan kangal köpeklerine ilgi ise bir hayli yüksek. Sivaslı cam üfleme sanatçısı Halil İbrahim Mert, gayesinin cam üfleme sanatını Sivas'ta yaşatmak olduğunu belirtti. Cam sanatını sadece babadan oğula kendi halayla işimiz olduğu için sadece biz yapıyoruz. Biz varız Sivas'ta. Zaten Türkiye genelinde de bu işi yapan çok sayısı yok. Yani parmak sayısını geçmez. Bizim memleketimiz olması sebebiyle burada bulunuyoruz. Yoksa biraz cam üfleme sanatı Sivas'a ağır geliyor. Ama işte biz de elimizden geldiği kadar burada bütün ürünlerimizi sergilemeye, yapmaya ve burada Sivas'ı temsil etmeye, tanıtmaya çalışıyoruz. Mert kristal camdan ürettiği kangal köpeklerinin yoğun ilgi gördüğünü de ifade etti. Ürünlerimiz arasında Sivas'a özgü yaptığımız ürünler de var. Bunlardan kangal köpeğini yapıyoruz. O da ilk zamanlarda biraz tam istediğimiz gibi çıkmıyordu ama şu an bayağı bir güzel bir şekilde kristal camdan yapıyoruz. Sivas'a gelen gurbetçilerimiz tabii Sivas kangal köpeğinde ilgi duyuyorlar. Onu da beğeniyorlar. Onun da imalatını çıkartmaya çalışıyoruz. Çifte minare gibi sembolize olan bizim Sivas'a ait mesela onlar da yapabilsek iyi oluyor ama onlar çıkmıyor. Köşeli kare üçgen tarzındaki ürünler cam üfleme sanatında olmadığı için onları maalesef yapamıyoruz. İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Sivas'ın Ege bölgesinde tanıtılması amacıyla 70 sayfalık bir kültür dergisi yayımladı. İzepsi de Ege bölgesinde Sivas'ı tanıtmaya devam ediyor. Federasyon bu kapsamda süreli yayımlanan bir dergi çıkarıyor. Sivas'ın değerlerini işte yakalamaya çalışıyoruz biz. Bu da Gürün Gökkü'nden böyle. Nasipse burada da alacakmıştım. Derginin içerisinde Sivas'ın tarihi kültürü, yöresel yemekleri, el sanatları, aşık ve ozanlarının tanıtımı gibi birçok konu yer alıyor. Kesinlikle madde elması değil mi? Evet. Her şey elmasına kesin. Peki. Federasyon Başkanı Zeki Karaoğlu, İzmir'de bulunan SRT ekibine dergi hakkında bilgi verdi. Buradan sevgili hemşerilerime dergimizle ilgili birazcık da bilgi vermek istiyorum. Biz burada Sivas'ın sadece bilinen şeylerini değil, bilmeyen şeylerini de yayınlamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar burada gündüzki canlı yayın programımızda biliyorsunuz bir kültür elçiliğinden falan bahsetmiştik. Bunların tabii ki hepsinin altı da boş olmamalı, hiçbirinin altı boş olmamalı. Şimdi biz burada mesela diyelim ki bizim memleketimizin güzel bir oyunu vardır, aşık oyunu. Bizim memleketimizin insanı yaratıcıdır aslında. Bulduğu ufak tefek materyallerle kendine çok güzel oyunlar yaratmıştır. Şimdi biliyorsunuz Çin malı oyuncaklarla dolu ortalık. Bu aşık oyunu dediğimiz şey aslına bakarsanız kadim çağlardan günümüze gelen Sivas'ta yaşatılan bir oyundur. Bunun çok derin bir geçmişi vardır. Bütün hemşerilerime söylüyorum. Sivas'ta belli noktalarda 4 Eylül Sivas dergimiz vardır böyle gördüğünüz gibi. Bizim federasyonumuzun çıkardığı bir dergidir. Bunu muhakkak edinsinler. Görecekler ki orada müthiş bilgiler var. Bizim gurur kaynağımız olacak. Bakın gördüğünüz gibi bunların teknik çalışmalarından tutun da, tarihsel süreçlerinden tutun da aklınıza gelebilecek bütün görevleri, şeyleri vardır, bilgileri vardır. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bugün Kongre Müzesi bahçesinde sağlık için hareket et konulu bir etkinlik düzenlendi sevgili seyirciler. Çağımızın hastalığı olan obeziteye farkındalık oluşturmak isteyen katılımcılar farklı spor faaliyetleri yaparak izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sağlık için hareket et etkinliği yapıldı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte katılımcılar masa tenisi oynadı, bisiklet sürdü, pilates ve step yaptı. Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken etkinlik amacına ulaşmış oldu. İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam da konu hakkında bir açıklama yaparak
obeziteye farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti. Dünyada obezite gittikçe büyük bir hızla artış eğiliminde. Modern hayatın gerektirdiği yaşam biçimi de bizi hareketlilikten uzaklaştırıyor. Her şey elimizin altında. Bir düğmeye basıyoruz, onunla alışveriş yapıyoruz, kapıları pencereleri açıyoruz, efendim televizyonu açıp kapatıyoruz derken hiç hareket etmez hale geldik neredeyse. Bu amaçla insanları harekete davet etmek, spor yapmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve bununla birlikte belki de en önemlisi sağlıklı beslenme ve düzenli beslenmeye davet etmek amacındayız. Bunun için inşallah vatandaşımızla birlikte bu toplu etkinliklerde hep birlikte oluruz. Sivas Belediyesi tarafından bir süre önce törenlerde kullanılmak üzere yaptırılan Seyyar İkram Çeşmesi ilk görevi için yola çıktı. Tarihi Kentler Birliği toplantısına katılan misafirlere ikram için ilk görevine çıkan İkram Çeşmesi Kale Camii önüne getirildi. İkram Çeşmesi ile burada katılımcılara ayran ve şerbet hizmeti verilecek. Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı sevgili seyirciler. Açılışı Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç yaptı. TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışında Belediye Başkan Vekili Murat Ulaş, Gemerek Garnizon Komutanı Barış Ulucanlı, Gemerek Emniyet Müdür Vekili Serkan Küçük, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler misafirlere projenin amacı, işleyişi ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Projemizi yapmamızın amacı öğrencilerin Türkiye yer şekillerini eğlenerek öğrenmesi. Yani hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Hazırladığı projeyi basın mensuplarına anlatan Sude Naz Boztepe, projesini 1,5 ayda tamamladığını kaydetti. İkinci öğrencisi Naz Boztepe, oyunumuzu anlatacağım şimdi size. Oyunumuz 2 tane kalemden oluşmaktadır. Kalemlerimizin içinde bakır teller bulunmaktadır. Haritamızın arka tarafında da bakır teller vardır. Haritamızın üzerinde vidalar görüyoruz. Vidaların uçları bakır tellerle sarılıdır. Haritamızda mesela bilmediğimiz dağlar, akarsular, göller falan vardır. Bilmediğimiz yere kalemimizin biriyle tutuyoruz. Diğeriyle de bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz zaman ampulümüz ışık veriyor. Bilim fuarında çeşitli dallarda hazırlanan onlarca proje misafirlerin ilgi odağı oldu. Sevgili seyirciler, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup Karadenizli Sivaslı vatandaşlarla birlikte horon teperek gönüllerince eğlendi. Cumhuriyet şehri Sivas'ta 13 Mayıs'ta Karadenizliler gecesi düzenleyecek olan bir grup Karadenizli akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Yaklaşık 10 kişilik grup müzik eşliğinde horon tepmeye başladı. Lan dik. Herkes aynı şey. Sadece geri gitme olayı ben geri gitme dur. Bunu gören Sivaslı vatandaşlar da horona girince renkli görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede 100 kişiyi bulan gruptakiler Karadeniz ve Sivas ezgileriyle gönüllerince eğlendi. Sivas halayı çekilmesinin ardından eğlence sona ererken Karadenizliler hem Karadeniz'in oyununu tanıtmak hem de Sivas'ta eğlence amaçlı, sınav sitesini atmak amaçlı böyle bir organizasyon yapmak istediklerini söyledi. Yöremizin oyununu tanıtmak amaçlı, hem Sivas'ta bir eğlence amaçlı, sınav streslerini atmak amaçlı böyle bir organizasyon. Sivaslılar ise müziği duyunca Karadeniz'de arkadaşlara uyduklarını ve eğlendiklerini söyledi. Coşkunun sebebinden biz de gördük. Trabzonlulara takıldık öylece kaldı yani. Trabzonlular bizim kardeşimiz. Ve şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var sevgili seyirciler. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar. We'll be right back.
Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu. 58.500 çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sunar. Çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sundu. Ve böylece bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın efendim.